Wayne Bowden, tam adıyla Wayne Clifford Bowden, 1969 ile 1971 yılları arasında aktif olan Kanadalı bir seri katil ve tecavüzcüydü. Hamilton yakınlarındaki Dundas, Ontario'da büyüdü. Vampir tecavüzcüsü lakabını kurbanlarının göğüslerini ısırma eğilimine sahip olduğu için kazanmıştı. Kurbanlarının bir kısmı çıplak, bir kısmı kıyafetleriyle bulunmuş ve hepsi boğularak öldürülmüştü. Ancak hiçbirinde herhangi bir boğuşma izi ilk incelemelerde tespit edilememişti. Wayne Bowden, 1960'ların başından ortalarına kadar Hamilton, Ontario'daki Glendale Ortaokulu'na gitti. Sessiz bir çocuktu, kaslı ve iri bir vücut yapısına sahipti ve bu yüzden de okulun kıdemli futbol takımına seçilmişti. Okuldan kızlarla çıkıyordu. 1964 yılında okul arazisinde çok sayıda öğrencinin onları izlediği bir arkadaşı olan George Tyron ile Wayne Bowden'ın galip geldiği şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlardı. Ve bu da henüz o dönemden itibaren şiddete meyilli olduğunu göstermeye başlıyordu. Aradan geçen 2 yıldan sonra takvimler 1966 tarihini gösterdiğinde de ilk cinayetini işleyecekti. Celine Gagnon, Quebec City'nin Limoilou semtindeki 53 numaralı Rue des Epinettes adresinde birkaç arkadaşıyla birlikte bir bodrum katında yaşıyordu. Şehirdeki bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışıyordu. 28 Aralık 1966 akşamı saat 5'i çeyrek geçe sularında soğuk ve karlı bir günde mesaisi sona ermiş, işten eve dönerken saldırıya uğramıştı. Çığlık atınca Wayne Bowden onun suratına bıçak darbeleri salladı. Ardından onu boğmaya ve tecavüz etmeye başladı. Polis genç kadının cesedini bulduğunda kıyafetleri olay mahallinin etrafına saçılmıştı. Çantası yakınlarda bulunduğunda parasına dokunulmadığı için ölüm nedeninin soygun olmadığı anlaşıldı. Vücudu sanki dikkatli bir şekilde karın içine yerleştirilmiş gibi görünüyordu. Wayne Bowden'ın ilk cinayetinin üzerinden 5 ay geçtikten sonra bir sonraki kurban 14 yaşındaki Teresa Martin olacaktı. Teresa Martin 14 yaşından çok daha büyük gösteriyordu ve ailesiyle yaşıyordu. Düzenli alışkanlıkları vardı. Parlak bir öğrenciydi. Regina Sancta Manastırı'na gidiyordu. Hayatını kaybettiği akşam arkadaşları ile Galeries de Anjou'daki sinemaya gitmek için Jock ve Pervert filmini izlemek için ailesinden izin almıştı. Sinemadan çıkışta arkadaşları ile vedalaşıp saat 11 sularında 41 numaralı otobüse binip evine dönmeye başlamıştı. Ancak Teresa Martin o gece evine hiçbir zaman dönemeyecekti. Ailesi kızları halen gelmediği için endişelenmiş ve polisi aramıştı. Yaklaşık 4 saat sonra genç kızın cesedi evinden yaklaşık 1 mil uzakta Henry Bourassa'daki Veax Cypress Tavernası'nın otoparkında bulunacaktı. Ayakkabısız çıplak ayakla meyhane tavernanın duvarına yaslanmış bir şekilde bulunmuştu. Otopsi sonucu boğularak öldüğü tespit edilmişti. Kıyafetleri dağınık değildi. Muhtemelen Wayne Bowden genç kızın bağırmasını engellemek için elini ağzına götürdüğünde onu boğarak nefessiz bırakarak öldürmüştü. Ve yapılan incelemelerde kızın karnında tükenmez kalemle yazılmış bir yazı bulundu. Ve bu gizemli yazıda F.V. Frenchie I love you yazıyordu. Ve uzmanlar bu yazının karnına genç kız hayatını kaybettikten sonra yazılmış olduğunu söyleyeceklerdi. Vücudunda hiçbir uyuşturucu veya alkol izi yoktu ve polis detaylı bir şekilde katilini aramaya koyulmuştu. Ancak uzun süre bir sonuç alamayacaklardı. Aradan 2 yıl geçmişti ve yeni bir cinayet işlenmediği için tam Kanada halkı bir nebze rahatlamaya başlıyordu ki Wayne Bowden yeniden ortaya çıkacaktı. 23 Temmuz 1968 tarihinde 21 yaşındaki genç öğretmen Norma Willencourt dairesinde ölü bulunacaktı. Tecavüze uğramış ve boğulmuştu. Göğüsleri ısırık izleriyle vahşice parçalanmıştı. Garip bir şekilde polisler boğuşma izine rastlamadı. Adli tabipler tutulan raporda ilginç bir şekilde genç kadının dudaklarında hafif bir gülümseme ile öldüğünü not ettiler. Aradan bir yıl geçtikten sonra bir sonraki kurban Claudio Beauva olacaktı. Claudio Beauva,
Montreal'in güney kıyısındaki Caughnawaga şehrinde koruma ve gözetim altında kalan 22 yaşında zihinsel engelli genç bir kızdı. Edinilen bilgilere göre 4 ila 5 yaşındaki bir çocuğun zihinsel durumuna sahipti. 1965'ten beri Verdun'daki Douglas Memorial Psikiyatri Enstitüsü'nde tutuluyordu, tedavi gördü ancak bir odaya veya koğuşa kapatılmadı. Hafta sonları kurum dışında dolaşmakta ve ailesini ziyaret etmekte de serbestti. 3 Temmuz 1969 akşamı Claudia, Douglas Memorial Kampüsü'nde gösterilen bir filmi izlemeye gitti. Ama asla odasına dönemeyecekti. Wayne Bowden o gece gizlice enstitünün önünden geçerken bahçede gezinen Claudia'yı fark etmiş ve duvarın üzerinden atlayarak kıza sessizce yaklaşıp onu boğarak öldürmüştü. Aradan geçen 5 günün sonunda 8 Temmuz'da enstitünün içinde yer alan ormanlık çalılık alanda çalıların arasına gizlenmiş halde parçalanmış cesedi bulunacaktı. Allo polisi, kasaplık tarif edilemez olduğundan bunu yapanın bir insan değil gerçek bir canavar olduğu açık diyordu. Polisler Douglas Enstitüsü'ndeki diğer 2000 hastanın hiçbirinden şüphelenmiyordu. Tüm binalar arandı ve konutlarda kan izleri veya delil bulunamadı. Şüpheler bir ziyaretçiye, dışarıdan gizlice girmiş bir suçluya veya ayakta tedavi gören bir hastaya ait olabileceği düşünülerek araştırmalara devam edilecekti. Takvimler 1969'u gösterdiğinde aradan Claudia Bevan'ın cinayetinin üzerinden uzun bir süre geçmemişti ki Wayne Bowden Shirley Audet'i boğdu ve canice öldürdü ve cansız bedenini Batı Montreal'deki bir apartman kompleksine attı. Genç kadın tamamen giyinik olmasına rağmen vahşice tecavüze uğramıştı ve bir kez daha göğüslerinde diş izleri bulundu. Eski bir erkek arkadaşının sorgulanması üzerine görüştüğü yeni ve adını bilmediği bir adamla tehlikeli bir şeye bulaştığına dair korkuları olduğunu söyleyecekti. Shirley Audet de bir apartman kompleksinin arkasında ölü bulunduğunda ölüm nedeni ve yaraları bir yıl önceki Norma Valancourt'unkine neredeyse tamamen uyuyor. Shirley'nin erkek arkadaşı polise Shirley'nin cinselliğin daha karanlık tarafına, kaba sekse bulaşmak istediğine inandığını söylemişti. Shirley'nin cesedi de incelendiğinde yine polisi şaşırtacak şekilde hiçbir direnme belirtisi göstermemişti. Cinayetlerin şiddetli doğası ve garip tarzı nedeniyle polis resmi olarak bir seri katille uğraştığını Shirley Auden'in cinayetinden sonra anlamıştı. Kanada basını Shirley Audet'in cinayetinden sonra bu gizemli göğüs parçalayıcı katile vampir tecavüzcü adını verecekti. Aradan geçen yaklaşık 4 ay sonra 23 Kasım'da Marielle Archambault genç bir kadın kuyumcuda çalıştığı sırada iş arkadaşlarına Bill olarak tanıttığı ve daha sonra adam hakkında mutlu ve büyülenmiş göründüğünü söyleyen yeni partneri ile kuyumcunun kapanış saatinde birlikte işten ayrıldılar. Ertesi sabah işe gelmeyince ve telefonlarını da açmayınca Marielle Archambault'ın işvereni ve arkadaşları hasta olup olmadığını görmek için merak ederek dairesine gitmişlerdi. Kapı açılmadı. Açılmayınca genç kadının ev sahibesini bularak onun yedek anahtarı ile kapıyı açtırarak ev sahibesiyle birlikte oturma odasının zemininde bir battaniyenin altında Marielle Archambault'ın cansız bedenini bulmuşlardı. Ancak dairesinin harap halinin de gösterdiği gibi saldırgana karşı mücadele ettiği anlaşıldı. Katil kilotlu çorabını ve süt yenini yırtmış, ona tecavüz etmiş ve göğüslerinde belli bir biçimde diş izleri bırakmıştı. Polis, Marielle Archambault'ın dairesinin enkazı arasında iş arkadaşları tarafından hemen tanınan gizemli Bill adıyla tanıştırdığı buruşuk bir fotoğraf bulmayı başardılar. Ancak bu bariz delile rağmen polis, fotoğrafa dayalı bir polis taslağını gazetelerde yayınlamak üzere dağıtsa bile fotoğrafı bilinen herhangi bir şüpheliyle ilişkilendirmeyi başaramayacaklardı. Aradan geçen bir ayı biraz geçkin bir süre zarfından sonra 15 yaşındaki Linda Silverman 4 Ocak 1970'te Montreal'in kuzeyindeki Piedmont Laurentian bölgesinde öldürülmüş halde bulunacaktı. Silverman varlıklı bir ailedendi, babası psikiyatrist Dr. Marvin Silverman'dı ve Ottawa'da yaşıyordu. Genç kız bir kar yığınının içinde ölü bulundu. Kayak ceketinin kordonundan boğulmuş olması dışında cesette şiddet ya da tecavüz belirtisi görülmedi. Linda bir arkadaşı Karen Edinger ile hafta sonunu Saint Jerome'un hemen kuzeyindeki Saint Agathe ve Saint Sever yakınlarında kayak yaparak geçirmişti. Bu cinayet her ne kadar diğerlerinden farklı olarak görülse de ve Wayne Bowden yakalandığında bu cinayetten haberi olmadığını, kendisinin işlemediğini söylese dahi o dönem Kanada'da başka bir aktif seri katil olmadığı için ve bazı bulgular da kendisini gösterdiği için Wayne Bowden'ın işlediğinden şüphelenilmiştir. Ancak cesedin bulunuş şekli, tecavüz veya diş izlerinin olmayışı nedeniyle diğer
vakalarına göre hep şüpheli bir durumda kalmıştır. Yine 16 Ocak 1970 tarihinde Wayne Bowden da gerçekten bir cinayet daha işleyecekti. Jan Vry isimli 24 yaşındaki genç bir kadının dairesine giderek ona saldıracaktı. Bu cinayetin ardından birkaç saat geçtiğinde tesadüf eseri Jan Vry'in evinin olduğu bölgeden geçen bir erkek arkadaşı olan Brian Caulfield kahve içmek için genç kadına uğradığında Jan Vry'in evinin kapısının kilitli olmadığını fark edecekti. İçeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Jan Vry'in göğüsleri kanlı, ısırık izleriyle harap olmuş çıplak cesediyle karşı karşıya kalmıştı. Hemen polislere haber vererek sakinleşmeye çalıştı. Olay yerine intikal eden polisler yaptıkları incelemelerde açık şiddet kanıtlarına rağmen bir kez daha uzun süreli bir mücadele belirtisi bulamadılar. Doktor Jean-Paul Walcourt tarafından yapılan bir otopside sol elinin tırnaklarının altında iki küçük lif bulundu. Bu da daha önceki vakaların aksine Jan Vray'in gerçekten de saldırgana karşı mücadele ettiğini gösteriyordu. İşlenen bu seri cinayetler tüm Montreal şehri korkunun pençesine düşürmüştü. Ancak Jan Vray cinayetinin Montreal'deki son cinayet olduğu ortaya çıkacaktı. Zira Bill adıyla tanınan katil ortadan kaybolmuştu. Ancak bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra 2500 mil batıda Calgary şehrinde yeniden ortaya çıkacaktı. Calgary şehrinde Elizabeth Ann Porteous adlı 33 yaşındaki bir lise öğretmeni 18 Mayıs 1971 sabahı işe gelmemişti. Apartman yöneticisi arandı ve kadına ulaşılamadığı, dairesini kontrol edip zilini çalıp çalamayacağı söylenmesi üzerine yönetici de kadına ulaşamayınca polise haber verilerek dairesine polis eşliğinde girildi ve arandı. Maalesef cesedi yatak odasının zemininde bulunacaktı. Marielle Archambault'ta olduğu gibi dairesinde de ciddi bir mücadele belirtisi görülüyordu. Tecavüze uğramış ve boğulmuştu. Göğüsleri de aynı şekilde ısırık izleriyle parçalanmıştı. Enkazın ortasında polis kurbanının vücudunun altında kırık bir kol düğmesi de bulacaktı. Cinayetle ilgili soruşturmasında polis iki meslektaşından Elizabeth'in öldüğü gece evinin etrafında mavi bir Mercedes'in görüldüğünü bildirdiler. Arabanın arka camında boğa şeklinde belirgin bir reklam çıkartması olduğu bildirildi. Kurbanın bir arkadaşı da polise yakın zamanda Bill adında düzgün, kısa saçlı, gösterişli bir adamla çıktığını bildirdiler. Açıkçası Elizabeth Portos'un ölümü ile Montreal'deki cinayetler arasında bir bağlantı vardı. Ertesi gün 19 Mayıs'ta mavi Mercedes cinayet mahallinin yakınında park halindeki devriye görevlileri tarafından tekrar görüldü ve aracın sahibinin gelip alması için beklemeye koyuldular. Eski bir manken de olan Wayne Bowden yarım saat sonra aracına gelip binmeye çalışırken polisler tarafından tutuklandı. Polise bir yıl önce Montreal'den taşındığını söyledi ve Anne Porteous ile çıktığını ve cinayet gecesi onunla birlikte olduğunu itiraf etti. Kırık kol düğmesi de kendisine sunulduğunda kendi gömleğine ait olduğunu kabul edecekti. Ancak o gece oradan ayrıldığında Anne Porteous'un iyi olduğunu ve yaşıyor olduğu konusunda ısrar etti. Onu başkası öldürmüş olmalıydı. Calgary'deki polis, Marielle Archambault'un dairesinde bulunan fotoğrafın bir kopyasına sahipti ve Wayne Bowden resimdeki adama benzediği için Anne Porteous'u öldürmekle onu suçladılar. Daha sonra dikkatlerini kurbanın göğüslerindeki izlere çevirdiler. Polis, Anne Porteous'un göğüslerindeki ve boynundaki izlerin Wayne Bowden tarafından bırakıldığını doğrulamak amacıyla Bowden'ın ısırık izleri olduğunu kanıtlamak için yerel bir ortodontist olan Gordon Swan'a başvurdu. Kanada adli tıp literatüründe ısırık izi kanıtıyla ilgili hiçbir şey olmadığı için Gordon Swan konuyla ilgili herhangi bir bilgi almayı umarak FBI ile görüştü. Aldığı cevap o zamanki yönetmen J. Edgar Hoover'dan kendisini İngiltere'ye yönlendirmişti. Bu işi yapan uzmanların İngiltere'de mevcut olduğunu, oradan yardım alabileceğini söylemişti. Sonunda Gordon Swan İngiltere'deki uzmanlarla da görüştükten sonra ihtiyaç duyduğu bilgi ve materyali elde edebildi. Ve Bowden'ın dişlerinden yapılan bir alçıya dayanarak Elizabeth Porteous'un vücudundaki ısırık izleriyle Wayne Bowden'ın dişleri arasında 29 noktada benzerlik tespit etti. Bu kanıt Wayne Bowden'ın davasının jürisinin onu daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırdığı cinayetten suçlu bulması için yeterli olacaktı. Wayne Bowden yargılanmak üzere Montreal'e geri döndü ve burada ilgili cinayetlerden üçünü itiraf etti.
Ancak 23 Temmuz 1968'de öldürülen 21 yaşındaki bir öğrenci olan Norma Valancourt'un ölümüyle ilgisi olduğunu reddetti. İlginç bir biçimde bu cinayeti Wayne Bowden'ın işlemiş olduğuna dair birçok delil olmasına rağmen daha sonra bu suçu üstlenen 1994 yılında Raymond Sauve adlı bir adam ortaya çıkmıştı ve bu suçtan hüküm giydi ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Wayne Bowden ise diğer işlemiş olduğu cinayetlerden ötürü 3 ömür boyu hapis cezasına daha çarptırıldı ve 16 Şubat 1972'de cezasını çekmeye başladığı Kingston hapishanesine gönderildi. 1977'de Wayne Bowden müebbet hapis cezasını çekmeye başladıktan tam 5 yıl sonra American Express ona limiti yüksek ve her türlü harcamada kullanılabilen bir kredi kartı göndermişti. Ve birkaç gün sonra Wayne Bowden dalgın gardiyanlardan birinin geçiş kartını çalarak hapishaneden kaçacaktı. Bunun üzerine Wayne Bowden hapishaneden kaçtıktan 36 saat sonra Montreal şehir merkezindeki Mount Royal Oteli'ndeki bir restoranda öğle yemeği yerken yakalandı. Yemekten önce de American Express kartıyla birçok alışveriş yapmıştı. Bu ihmalkarlıktan ötürü 3 gardiyan disiplin cezasına çarptırıldı ve American Express şirketi de cinayetten müebbet hapis cezasını çekmekte olan bir mahkumun kredi kartı almayı nasıl başardığını öğrenmek için bir iç soruşturma yürüttü. Wayne Bowden hapishanede bu sefer aralıksız ve sorunsuzca kalmaya devam etti. Aradan geçen yaklaşık 30 yıldan sonra 17 Şubat 2006 Cuma günü Wayne Bowden cilt kanseri tedavisi gördüğü Kingston Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 6 hafta hastanede kaldıktan sonra 27 Mart 2006 tarihinde Kingston Bölge Hastanesi'nde cilt kanserinden hayatını kaybedecekti. Ve vampir tecavüzcü Wayne Bowden bu şekilde hayatı tüm cezasını çekemeden sona ermişti.